Bâb-ı defni billeyl. Cenazeyi gece defnetmek. Bu bahis de bunun hakkındadır. Caiz midir, değil midir? Ulemanın bir kısmı caiz değildir demişler. Bir kısmı caizdir demişler. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme. Kale haddesena Müslim ibn İbrahim. Kale haddesena Mübarek ibn Fudale. Kale haddesena Nesr ibn Raşid. En Cabir ibn Abdillah. En racülen min beni Uzre. Cabir ibn Abdullah diyor ki, beni Uzre kabilesinden bir adam. Düfine leylen. Gece defne olundu. Vefat etti, geceliğin götürdü, defnettiler. Ve lem yusalli aleyhin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz onun üzerine cenaze namazını kılmadı. Sonra sabahtan oldu. Peygamber Efendimiz'e haber verdiler. Feneha Resulullah Efendimiz nehyetti. Ani defni leylen, gece defnetmekten nehyetti. Şimdi bu hadis-i şerif açık. Yani Resulullah Efendimiz'in haberi olmadı ki onun üzerine cenaze namazı kılsın. Bunun için gece benden habersiz götürüp defnetmeyi, ben cenaze namazı kılarsamsa Allah-u Teala onu muhakkak mağfiret eder. Ve inne salateke sekenun lehu. Senin onlar üzerine cenaze namazı kılman, onlar için seken ve rahmettir. Bu hadis-i şerif bunun için variz oldu. Fakat öteki taraf diyor ki hayır. Gece defnedilmek caiz değil de onun için Resulullah Efendimiz emretti ki gece defnetmeyi. Şimdi bu biz diyoruz ki hayır Resulullah Efendimiz gece defnetmeyin. Gündüz olsun ki ben de namaz kılayım. Cenaze namazı kılayım ona. Onlar kendi davalarını ileri sürüyorlar. Biz de kendi davamızı ileri sürüyoruz. Şimdi onlar kendi davalarını teyit için başka bir rivayet daha yapıyorlar. Getiriyorlar. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Muhammed ibn İmran, kâle haddeseni Ebi, kâle haddeseni İbnu Ebi Leyla, en Nafi'in an İbn Ömer'e, ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Abdullah ibn Ömer buyuruyorlar ki Resulullah Efendimiz emreylediler. La tedfenu, siz defnetmeyiniz. Mevtâküm, ölülerinizi, billeyl gece. Ölülerinizi gece defnetmeyiniz. Öyleyse bu hadis-i şerif neyi emrediyor? Gece defnetmek caiz değildir. Bunu teyit ve tekit ediyor. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekerihe kavmun, bir cemaat mekruh gördüler. Defnel mevta, ölülerin defnini fil-leyl gece. Geceliğin ölüyü defnetmek mekruhtur dediler. Bu hadis-i şeriflere istinad ettiler. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بَهَدَ الْحَدِسِ İşte bu hadisi şerifi de delil getirdiler. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Onlara başka alimler muhalefet ettiler. فَلَمْ يَرَوْ görmediler. بِالْدَفْنِ defnetmeyi فِلِّيْلِ geceliğin بَاسَنْ geceliğin cenazeyi defnetmekte beis görmediler. Caizdir dediler. Gündüze de bıraksalar caizdir. Geceliğin defnetseler de beis yoktur, caizdir dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ Caiz olduğu hakkında delil getirdiler. بِمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَ Ebu Bekre'nin rivayet etmiş olduğu hadisi delil getirdiler. قَالَ اَبُوْ بَكْرَ dedi ki حَدَّسَنَا اَبُوْ اَحْمَدْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمْ عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ قَالَ رُوْيَ فِي الْمَقْبَرَةِ Kabristan'da görüldü. Leylen geceliğin narun bir ateş. Kabristan'da geceliğin bir ışık göründü. فَاِذَا النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي قَبْرٍ Bir de baktık ki Resulullah Efendimiz bir kabrin içinde. وَهُوَ يَقُولُ Peygamber Efendimiz o kabrin içinde buyuruyordu. نَاوِلُونِي صَاحِبَكُمْ Cenazeyi kabre götürmüşler. Resulullah Efendimiz kabrin içine girmiş. Bir de ışıklandı. Baktık ki Resulullah Efendimiz kabrin içinde böyle diyor. نَاوِلُونِ صَاحِبَكُمْ Sahibinizi bana verin. Yani Resulullah Efendimiz kabrin kenarında olan cenazeyi emrediyor ki bana verin. Lehte koyayım. Lehte koyan kim oluyor? Resulullah Efendimiz. Bu ne vakit oluyor? Geceliğin oluyor. Eğer gece cenaze defnetmek caiz olmasa Resulullah Efendimiz götürür de defneder miydi etmezdi.
حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو قال سمعت جابر بن عبد الله مثله. Cabir ibn Abdullah haber verdi. Yahut ben Cabir ibn Abdullah eşittim böyle dedi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gece kabirde gördük. Bir de ışıklandı. Baktık ki Resulullah Efendimiz kabrin içinde Nâvilûn-i sahibeküm buyuruyor. Ve zâde, fakat bu ikinci rivayette Hazreti Cabir rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Nâvilûn-i sahibeküm huve'r-racülüllezî kâne yerfe'u savtehu bil-Kur'an. Bu ziyade var. Sahibinizi bana verin, kabre koyayım. O sahibiniz. Er-racülüllezî şol bir adam idi ki kâne yerfe'u savtehu sesini kaldırırdı bir Kur'an ile. Yani Kur'an okurken aşikâre okurdu. Şimdi bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o zati vefat eden zati meth ediyor. Yani bu Kur'an okurken sesini raf ederdi, kaldırırdı, Kur'an'ı etrafa duyururdu. فَفِي هَذَا الْحَد۪يسِ işte bu hadisi şerifte olucudur. اِبَاحَةُ الدَّفْنِ فِي اللَّيْلِ geceliğin defni mübah olduğu olucudur. Bu hadis ispat etti ki geceliğinde cenazeyi defnetmek mübahtır. وَيَجُوزُ caiz olur ki اَنْ يَكُونَ النَّهْيُ الَّذ۪ي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الْاَوَّلِ Bab-ı evvelde yukarıda zikrettiğimiz nehi ola ki ölülerinizi gece defnetmeyin diye nehyetti ya Peygamber Efendimiz. Bu nehi ola. Leyse min tariqi kerahati defni billeyl. Gece ölüyü defnetmek mekruhdur da bunun için yok bu terikten olmaya. Kerahat cihetinden Resulullah Efendimiz nehyetmiş olmaya. Velakin li iradeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in iradesi için en yusalliye ala cemii'i mevtel müslümin Müslümanların, ölülerin hepsine namaz kılmasını murad ettiği için ola. Herhangi bir Müslüm vefat ederse Resulullah Efendimiz ona namaz kılmak murad ederdi. Onlar götürdü beni özreden birisi vefat etti, geceliğin defnettiler. Resulullah Efendimiz'e haber vermediler ki kesin namaz kılsın. Onun için nehyetti. Nehi bunun için ola. Lima ol bir şey için ki yekûnü lehum, Müslümanlar için olur. Fî zâlik sallallahu aleyhi ve sellemin onları üzerine namaz kılmasında minel fadli vel hayr, fadıldan ve hayirden olucudur. Bi salâti aleyhim, onlara namaz kılmasıyla onların fadli oluyor, onlara bir hayır oluyor. Onun için Resulullah Efendimiz benden habersiz kimseyi defnetmeyin diye nehyetti. O nehi bunun için olur. فَاِنَّهُ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةٍ bizim bu rivayeti teyit etme için diyor bir rivayetimiz var. Yani bizim verdiğimiz nehi gece defnetmek caiz değildir bundan dolayı değil. Resulullah Efendimiz namaz kılsın diye habersiz götürüp defnetmesinler de Resulullah Efendimiz namaz kılsın. Bunun için nehyetti. Bunu teyit için diyor ki bizi Ali ibn Şeyber rivayet eyledi. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خارجة diyor ki زيد بن ثابت'in oğlu Peygamber Efendimiz buyurdular ki لا أعرفن أحدا من المؤمنين müminlerden hiçbir kimseyi bilmem ki mate öldü illa azentumuni illa bana haber verirsiniz lissalatu aleyhi ona namaz kılmak için. Yani müminlerden herhangi birisini ben tanıyorum. Tanıdığım o adamlardan herhangi birisi vefat ederse bana haber vermemiş onu götürüp defnetmeyiniz de bana haber verin ki onun üzerine namaz kılayım. Fe inne salati benim namaz kılmam aleyhim müminler üzerine rahmetün rahmettir. Resulullah Efendimiz ona dua edecek. Allah-u Teala da onun duasını reddetmeyecek. O nefedecek. Öyleyse birinci hadiste siz ölülerinizi gece defnetmeyin diye nehyetmesi ne için oldu? Gece defin caiz değildir. Bunun için mi? Yok.
Yani Resulullah Efendimiz'den habersiz defnetmesinler ki onlar onun üzerine namaz kılsın. Ve kemâ haddesenâ Fahdun, kâle haddesenâ el-Hummâniyyû, kâle haddesenâ Hammâd ibn-i Zeydir, an Sâbitin, an Ebi Râfi, an Ebi Hureyret, radıyallahu anhu, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunuyor, o da Peygamber Efendimiz'den ki, ennehu dehalel makberete, sallallahu aleyhi ve sellem kabristana girdi. Fasalla ala raculin ba'dema dufin. Bir adam defn olunduktan sonra ona namaz kıldı. Ve kâle, buyurdu ki, mûliyet hâzihil makberetu nûren. Bu kabristan nur ile doldu. Ba'de en kânet muzlimeten aleyh. Bu adamın kebri karanlıkla doluydu. Kapkaranlıktı. Fakat ben onun üzerine namaz kıldım. Bu sefer karanlık yerine nur doldu. Öyle ya, Resulullah Efendimiz'in namazıydı. Gerbeşer'in namazı gibi değil ki. Ayette sabit. Ki münafıklardan kimse ölürse gidip onun üzerine namaz kılmıyor. وَلَا تُصَلَّ لَا حَدٍ اَلَا حَدٍ مِنُمْ مَاتَ Bu ayet-i kerime nasıl? وَلَا تَكُمْ وَلَا كَبْرِ فَإِنَّ صَلَاتَكَ Orada mı? فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ لَهُ Çünkü senin namazın onlar için rahmettir. Münafıklardan kim ölürse ebedi olarak onun kebrinde durma, ona namaz kılıyor. Bu şeyde oldu. Reisül Münafık'ın öldüğü vakitte oğlu geldi, dedi ki ya Resulullah, sen biliyorsun benim babam münafık idi. Fakat ne de olsa bu babam, bu öldü. Gel bunun cenaze namazını kıldır. Belki Cenab-ı Hak senin namazından dolayı bunu affeder. Bir de kömleğini ver, ona kefin yapalım. Peygamber Efendimiz rahim, şefkatli. Hazreti Ömer razı olmadı. Dedi ki, ya Resulullah, dedi, sen biliyorsun bu münafık idi ve bu bize çok eziyet etti. Buna gidip namaz kıldıracaksan mani olmak istedi. Peygamber Efendimiz yok dedi. Gitti. Gitti, namazı kıldırdı. İşte Hazreti Ömer'in muvafakatı var ya, 22 yerde Hazreti Ömer'in re'yi rahye muvafık geldi. Birisi de bu. Hazreti Ömer mani olmak istedi. Peygamber Efendimiz dinlemedi. Gitti, namazı kıldırdı. Ondan sonra bu ayet-i kerime nazil oldu ki, münafıklardan kimse ölürse ebedi sen onun kabrine gitme. Ve onlara namaz kılma. Senin namaz kılman rahmettir. Onlar ise rahmetten beittirler. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'e gelir haber verirdiler. Duran kes öldü. Eğer mümin ise, zaten biliyor münafıkları, mümin ise gider namazını kıldırırdı. Yok münafıklardan ise gidin sahibinizi kaldırın diye. Ashab-ı kiramı gönderirdi, kendi gitmezdi. Şimdi ashab-ı kiram gidince Resulullah Efendimiz'in emri üzerine gidip kıldırıyorlar. Onlar namaz kıldırıyorlar, dua ediyorlar. Fakat o münafıka bir faydası oluyor mu? Yok, olmuyor. Çünkü inel münafıkine fidderke desveli minenler. Cehennemin en alt tabakasında, azabı en şiddet olan yerde onlar hesap görecekler bu münafıklar. Müslümanları aldattıklarında Allah-u Teala onlara şiddetli azap verecek. Sahabenin namaz kılmasından fayda yok. Hüzeyfe'ye bakardı. Bir cenazeyi Hazreti Hüzeyfe gider, cenaze namazını kılarsa o da giderdi. Hazreti Hüzeyfe'yle beraber bu mümindir. Yok bakardı ki Hazreti Hüzeyfe gitmedi, o da gitmezdi. Şimdi Hazreti Ömer'in fadileti Hazreti Hüzeyfe'den fazla. Hazreti Ebu Bekir'den sonra efteli sahabe Hazreti Ömer. Fakat Hazreti Hüzeyfe Peygamber Efendimiz'in sırrının emini. Resulullah Efendimiz o sırrı ona vermiş, Hazreti Ömer'e vermemiş. Her sahabenin bir fazileti vardı. Sonra Hazreti Ömer çok ağlardı. Acaba bu münafıkların içinde ben de var mıyım? Hazreti Hüzeyfe onun çok ağlamasına acıdı. Bir gün dedi ki, ya Ömer, niçin ağlıyorsun bu kadar? Dedi ya, bu münafıklar hakkında ayetler iniyor. İçimizde ama kim olduğu belli değil. Belki ben de onlardanım. Sonra çok ki ağladı. Dedi ki, yok korkma, münafıkların içinde senin ismin yok dedi. O kadar kendini yorma. Bir de Hazreti Ömer halife olunca Hazreti Hüzeyfe'yi çağırdı. Dedi ki, Resulullah sana öğretti, münafıkları biliyorsun. Benim tayin etmiş olduğum memurların içinde münafıklardan var mı? Var dedi, bir kişi var.
Aman dedi haber veriyor. Yok haber veremem dedi. Yasak Resulullah'ın sırrını ben ifşa edemem ama bir kişi var. Münafıklar bak Hazreti Ömer bile münafık olduğunu bilememiş. Onu bir yere vali tayin etmiş. Münafık. Geldi düşündü münafık teker teker tayin etmiş olduğu adamları düşünüyor. Mesela Abdullah ibn Mesud. Bu olamaz münafık olamaz. Eshab'dan Ebu Musa el-Eşeri tayin etti ki memurlar. İmkanı yok. Ben bu münafıklık buna yakıştıramam. Yok. Düşündü. Dedi ki olsa Kufe valisi var idi. Şüpheli bir adam. Olsa bu şüphe götürür. Ötekiler şüphe götürmez. Ötekilerin hakiki mümin olduğu hakkında kendisinde kanaati var. O Kufe'deki validir dedi. Onu azletti. Bir müddet sonra gene sordu Hazreti Hüzeyfe'ye ki benim amil derdiler memurlara, valilere amil. Amillerin içerisinde münafık var mı? Dedi ki ya emirin müminin bir tane var idi onu da azletti. Ona da isabet etmiş. Şimdi Allah muhafaza etsin. Allah nifaktan cümlemizi korusun. Nifak öyle bir şey ki insan kendisini milletin içerisinde Müslüman gösterir. Allah'ı kandırmak ister. Bizim gibi sarık sarar, cübbe giyer, sakal kor, gider bir tarikata intisap eder. Fakat iman kalbine inmemişse Allah muhafaza etsin o Müslümanları aldatıyor. Halbuki Allah-u Teala kalbi biliyor. Cenab-ı Hak onun için en şiddetli azabı ona veriyor ki sen milleti nazar-ı itibarı aldın, beni nazar-ı itibarı almadın. Kendini Müslümanlar içinde Müslüman diye satmaya çalıştın. Senin kalbini ben bildiğimi unuttum mu? Bana karşı hiç yalvardın mı? Yok. Gözyaşı döktün mü? Yok. Müslümanların arasında ben de Müslümanım. Bak böyle oruç tutarım. Şöyle acı giderim. Kalbinde imanı yok. Bu Allah muhafaza etsin zamanımızda çok da buna dikkat edin. Onun için daima ben derslerde de diyorum. Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde şeriat ihya edecek. Bir ümmetin evvelinde Peygamber Efendimiz buyurmuş ki ben ahırında da benim evladımdan Mehdi olursa o ümmet hayırdadır. O ümmet hayırdadır. Evveli o, ahiri o. Ortası neden olsun? Mehdi ahiri. Şimdi Mehdi çıktığında şeriat zayıflamış. Zulüm dolmuş. Adaletin ismi unutulmuş. Adalet diye bir şey kalmamıştı. O vakitte çıkacak. Peki buna kim karşı gelecek? Ve kim yardım edecek? Müslümanlar o sıra üç firka olacak. Bir kısmı hakiki iman sahipleri hemen Mehdi'nin bayrağı altında toplanacaklar. Hakiki iman sahipleri. Bir kısmı da ama Mehdi askere gidiyor da biz de onun ordusuna katılalım da hiç olmazsa ganimetlerden alalım diyecekler. Zahirde Müslüman ama hakikatte münafık onlar. Ve Benül Esfar ile olan mearekede 4 defa harp olacak, 4 defa hüdne olacak. Hadisi okuduk ya geçen sene. Diyor ki birinci mearekede o münafıkların bir kısmı ölür. İkinci hüdneden sonra bir daha tutuşurlar. Orada da ölür. Üçüncüde de ölür. Halis Müslümanlar kalır. Hiç kalplerinde zerre kadar nifak olmayan Müslümanlar kalır. İşte fütuhat da onların eliyle olur. Allah cümlemize hakiki Müslüman eder. Evet, bu da oralara götürdük meseleyi. Şimdi bu dersimiz orada değil de gece defn olmak meselesi. Şimdi o adamı Resulullah Efendimiz ne için kendi girmiş kabrinde o adamı defnetmiş? Diyor ki sesini kaldırırdı. Kur'an okurken herkese etrafa duyururdu. Resulullah Efendimiz onu sevmiş. Onun için bizzat onun lehdine koymaya Resulullah Efendimiz kendisi teşebbüs etmiş. Öyleyse Resulullah Efendimiz madem gece götürdü onu defnetti, gece defnetmek mübahtır. Bu mesele buradan çıktı. Ve nehyetmiş olması da yani benden habersiz kimseyi götürüp defnetmeyin, ben namaz kılayım ki benim namazım müminler için rahmettir. Buradan geldi. Evet. Ve kema haddesena fehdun, kâle haddesena el-Hummaliyyü, kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd, an Thabitin, an Ebi Rafi'in, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, ennehu dehalel mekberete fesalle ala racülün ba'dema dufin, وقالت مليت هذه المقبرة نورا بعد أن كانت منظمة عليه. İşte bundan geldi.
Bir adam ölmüş ki gitti onun kabrine baktı ki karanlık dolu. Namaz kıldı, Allah'a dua etti. Karanlık nura tebdil oldu, kabir nur ile doldu. Onun için cenaze namazında millet toplanır. O milletin içinde sülahadan adamlar olur. Cemaatin çok olması bunun içindir. İyi bir ehli hal bir adam bir cenaze üzerine namaz kılar. O adamın da imanı var da günahkar olursa o cenazeye dua edenlerin hürmetine Cenab-ı Hak onu da mağfiret etmiş olur. Feyekûnu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Erade bi nehyihi an defnil mevta fillil. Gece ölüleri defnetmekten nehyin murad etmiş oldu ki liyekûne ola huvellezî kendisi yusalli aleyhim onlara namaz kılmış kılsın diye ola. Feyusibûne bi salatihi Peygamber Efendimizin namazı sebebiyle onlar alalar mâ vasafına minel fadli. Fadiletten vasfettiğimiz şeyi Resulullah Efendimiz namaz kıldı mı Allah-u Teala onlara büyük büyük dereceler verecek. Fakat gîle denildi ki innehu innemâ neha an zâlik limânun gayri hazâ. Yani birisi itiraz eder derse ki hayır. Resulullah Efendimiz gece defni bunun için nehyetmedi. Başka bir mana için nehyetti. Başka bir sebep dolayısıyla gece ölüleri defnetmeyi nehyetti derse o illet ne ola? Onda diyor bak biz rivayet getireceğiz. O rivayette başka bir illet var. Belki bunun için nehyetmiş ola. O rivayette şu. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Abdullah ibn-i Hamran en aş'ase anil hasen enne kavmen kânû yusî'ûne ekfâne mevtâhûn. Bir takım cemaatler kendi ölülerinin kefinlerini kötü yapardılar. İyi güzel kefen sarmazdılar. فَيَدْفَنُونَهُمْ لَيْلًا gece de götürür defnederdiler ki kimse görmesin. Kötü kötü şeyleri hemen ona kefen yapar götürür. Gece defnederdiler. Ne için? Temakarlık yapıyorlar. Kefen, düzenli bir kefen yapmıyorlar. Kimse görmesin diye de yani ayıp millet bunları kınar diye geceliğin defnederdiler. فَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehyeyledi an defnilleyin. Gece defnetmeyin. İşte illet yani gece hemen kötü bir şeyler sarıp götürüp adamı defnedeceksiniz. Yok, gece defnetmeyin. Gündüzün yapın, herkes görsün. Bu adama düzenli kefen olsun. Kefenin iyi olması için nehyetti. Öyleyse Resulullah Efendimizin nehyi ne için olmuş oldu? Bu bir sual. Kefenlerin iyi yapılması için oldu. Çünkü ölünün götürdüğü ki kefenden başka bir şeysi yoktur. Malın hepsini verselerine koyur, kendisine iyi götürür bir kefeni. Sonra ölüler de kefenleriyle iftihar ederler. Kıyamette ve mahşerde yani alemi berzakta kimin kefeni ise o ötekine karşı tefahur eder. اِنَّمَا لَمَّاتْ يَتَفَاخَرُونَ بِاَكْفَانِهِمْ kendi kefeni iyi olursa ötekine fahreder ki bak benim kefenim senden iyi. İşte bunun için nehyetmiş oldu. فَاَخْبَرَ الْحَسَنْ Hasan-ı Basri haber verdi ki اَنَّ النَّهْ يَعْنِ الدَّفْنِ لَيْلًا gece definden nehy اِنَّمَا كَانَ لَهَاسِ الْعِلَّةِ bu illet için oldu. Kefenler kötü olmasın diye. لَا لَاَنَّ اللَّيْلَ يُكْرَهُ الدَّفْنُ فِيهِ yoksa gece defin mekruhtur. Bunun için değil. Nehy gündüz olsun da herkes görsün ki kefeni iyi. وَقَدْ رُوَيَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَنْ مِنْ ذَلِكِ Cabir ibn-i Abdullah'dan da buna benzer rivayet geldi. O da hangisi şu? حَدَّسَنَا رَوْحٌ هُوَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ لَهِيَعَ اَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي جَافَرْ اَنِ الزُّبَيْرِ اَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمًا Resul-i Ekrem Efendimiz bir gün hutbe okudu. فَزَكَرَ رَجُلًا مِنْ اَسْحَابِهِ اَسْحَابِ كِرَامْدَنْ bir adamı zikretti ki قُبِدَ قَبْدُولُنْدِ vefat eden bir zati zikretti ki o adam kabdolundi feküfine tekvin olundi gayra tailin kifayetsiz bir şeyle kefeniyle ve düfine leylen geceliğinde defnolundi fezecere Resulullah Efendimiz zecretti nehyetti en yukbara racülün leylen geceliğin kimsenin kabre kurulmasını nehyetti ne için? Likey yusalliye aleyh ta ki onun üzerine namaz kılsın İlla en yızdarre ila zalik. İlla artık muzdar olursa o gece defne o başka. Yani bir zaruret olursa o başka.
Ve kâle buyurdu ki, اِذَا وَلِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ Sizden biriniz, bir kardeşinin cenazesine veli olursa, onun defnine sa'yu gayret edip de kendi elinde olursa, velisi ya akrabası olur, o defnedecek, yahut akrabası yok, ahbaplarından bir kimse. Hulâse, o cenazeyi defnetmekle mükellef o adam. Böyle bir adam olursa, فَلْيُحْسِنْ güzel etsin كَفَنَهُ onun kefenini güzel etsin. Ele lâletayn kötü şeyleri kefen edip de sarmasın. فَجُمْعَ فِي هَذَا فَجَمَعَ cem etti. فِي هَذَا bunda yani hadis. Bu hadiste cem etti neyi? اَلْعِلَّتَيْنْ iki illeti. اَلَّتَيْنْ şul iki illet ki kıyla denildi. اِنَّ النَّهْيَ Peygamber Efendimiz'in gece defnetmeyi nehyetmesi kâne min eclihima o iki ellet için oldu. Nehyin birincisi neydi? Gece defnetmeyi. Gece. Gece olduğundan dolayı. İkincisi de kefen iyi olmadığından dolayı. Gece defnedilmek, estağfurullah. Gece defnetmeyin, birisi namaz kılacak. Resulullah Efendimiz gece defnetmeyin, gündüzün defnedin ki Resulullah Efendimiz ona namaz kıla. Bir. Bir de kefeni güzel olsun. Herkes görsün ki kötü bir kefen değil. İki. Bu iki elleti bu hadis bak cem etti. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Peygamber Efendimiz fezeccere en yukbara racülün leylen gece bir adamın defnini men etti ki dikey yusalli aleyh. Ta ki onun üzerine namaz kılsın. Birisi bu. İlla yazdarra ila zalik illa muzdar. Adam teaffün ediyor, kokuyor, sabaha kadar kalmaz. Bir zaruret olursa o başka. Ve kâle, ikinci illeti beyan ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, اِذَا وَلِيَا حَدُكُمْ اَقَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ Sizden biriniz ölünün kefenini sardığı vakit onu güzel etsin. İşte iki illeti de beyan etti. فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى بِالْلَيْلِ Öyleyse gece ölüler namaz kılmada deis yoktur. وَدَفْنِهِمْ Definlerinde de deis yoktur. فِي gecede اَيْدَى Gece namaz kılmada cenaze üzerine beis olmadığı gibi definde de beis yoktur. Bu iki ellet olmazsa. Ve hâdâ kavlâ bi Hanifete ve bi Yusuf ve Muhammedin rahmetullah. İşte bu üç imamın kavli de budur. Evet. Bak bizde mutlak geliyor fıkıh kitaplarında. Efendim? Mutlak geliyor fıkıh kitaplarında. Ne diyor? Zaruret olmadıkça defnetmek mekruhtur. Zaruret olmadıkça defnetmek mekruhtur gece. Mesela kokma falan endişesi yoksa. Evet. Burada yok orada diyor ki bak bunun reis yoktur diyor. Esas İmam-ı Tahavi. Bizim de mekruhtu diyor kitaplarında. İşte mekruhtur acaba neden diyor. Burada İmam-ı Tahavi diyor ki bunların kavli bu mekruh değildir. O onun nereden nakletmişler? İmam-ı Tahavi'nin neklinde mekruh değil. Öteki kitaplar nereden nakletmişler? Mekruhtur diyenler burada beyan etmesi lazım diyor. Yani iki ellet diyor ki gece defnetmek mekruhtur. Bir Resulullah Efendimiz namaz kılacak. O yetmiş. O yok. Kefeni gece güzel yapmazlar. Kötü kefen yaparlar da onun için gece defnetmeyin. Gündüzün defnedin. Elletin ikincisi de bu. Bunun için gece defnetmekten Resulullah Efendimiz nehyetti. Burada başka illet de yani hatire gelebilir. Adamı öldürür, gece götürür, defnederler. Gündüzün kimsenin haberi olmaz. Ama gündüzün olsa adamı bıçaklamışlar mı, vurmuşlar mı, boğmuşlar mı? Yani şimdi doktorlara da havale ediyorlar ya. Bir de ona bakıyorlar bir suikast olmuş mu, olmamış mı? Gece yani bu gibi illetlere binaen defnetmesi mekruh yoksa. Haddi zatında mekruh değil. Başka bir illet dolayısıyla mekruh. İşte bizde mekruh demesi yani başka bir illet. Gece defnetmek haddi zatında mekruh değil. Ama başka bir illet olursa o mekruh işte. Diğer kitaplarda da dedi ki bu başka bir illet dolayısıyla. Mesela burada gündüzün sıcakta kimse gidip defnedemiyor, gece defnediyorlar. Niçin? Gündüzün sıcakta adam zaten gidemez ki o kadar sıcak oluyor ki adam gitmesi bile müşkil. Gece elektriklerinin, lambalarının götürüp defnediyorlar. Siz gece defnettiniz, kerahat işlediniz denilmez ki. Niye? Gece defnetmek mekruh değil. Ama kitaplardaki kerahat dedi ki başka bir illette olursa, başka bir illetten dolayı. Fakat fe'ile zalik bi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e işlenildi.
Fedüfine billeyl. Resulullah Efendimiz gece defne olun diyor. Onu da zikrediyor. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Yusuf ibn Behlul, kâle haddesena Abadet ibn Süleyman, an Muhammed ibn İshak, an Fatimete binti Muhammed, an Umrete binti Abdurrahman, an Aişete radıyallahu anh. Hazreti Aişe kâlet buyurdular ki, mâ alimnâ bi defni Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in defnini bilmedik. Çünkü o emretmişti ki 3 gün bırakın namaz kılınsın. Evvela melekler, sonra ashab-ı kiram 3 gün namaz kılınsın diyor. Biz bilemedik. Hatta semi'ana savtel mesahi, hatta kazma küreklerin seslerini işittik. Fi ahiril leyl, gecenin sonunda. El-leyletel erba'a. Çarşamba gecesi, gecenin sonunda bir de baktık ki o kazma kürek işliyor, Resulullah Efendimiz'i defnediyorlar. Gece ve seher vaktinde defnedilmiş. Ve hâze bi hadreti ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramın huzurunda oldu. Bütün ashab defnettiler. لَا يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. Hiçbirisi kalkıp da yahu gece cenaze defnetmek mekruhtur demedi. Eğer mekruh olsa idi, Resulullah Efendimiz'i defneder miydiler, etmezdiler. فَدَلَّ ذَٰلِكَ. Bu delalet etti ki عَلَى أَنَّمَا وَالْبِشَيْكِ كَانَ مِنْ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in nehyinden oldu. مِنَ الدَّفْنِ لَيْلًا. عَنِ الدَّفْنِ لَيْلًا. Gece defninden nehyi oldu. اِنَّمَا كَانَ لِعَارِدٍ. Başka bir sebep dolayısıyla oldu. لَا لَاَنَّ اللَّيْلَ يُكْرَهُ الدَّفْنُ ف۪يهِ. Yoksa gece defin haddi zatında mekruhtur, bunun için değil ya. Başka bir illet dolayısıyla olur. اِذَا لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ لِعَارِدٍ. Bir sebep yok da, hiçbir sebep yok, gece defnediliyor, bu mekruhtur. Yok, bunun için değil. Gece defin mekruh değildir. Ya mekruh olması Peygamber Efendimiz'in nehyi, başka bir ariz bir sebep dolayısıyla. وَكَدْ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ. Ukbetü bin Amir dedi ki, سَلَاسُ سَاعَاتٍ. Üç vakit vardır ki, كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَنْهَانَا نُسَلِّيَ ف۪يهِنَّ. O üç vakitte namaz kılmadan bizi nehyederdi. وَاَنْ نُقْبَرَ ف۪يهِنَّ وَاَنْ نَقْبُرَ ف۪يهِنَّ مَوْتَانَ. Ölülerimizi de o üç vakitte kabre koymaktan bizi nehyederdi. حِينَ تَطْلَعُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ. Güneş tülû ederken, bir, ta irtifa edinceye kadar. وَحِينَ يَكُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَ. Bir de zahire, yani önlede kölgeler tam kıyam ettikçe kısalır, 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 tam kısaldı artık. O vakit, zeval vakti. حَتَّى يَمِيلَ. O bir tarafa meyledinceye kadar, meyil başladı mı zeval vakti gider. وَحِينَ تَد۪يفُ الشَّمْسُ. Bir de güneş meylettiği vakitte, lil gurub, batmaya, hatta tağrube, batıncaya kadar. Güneş doğarken, zevaldayken, batarken bu üç vakitte namaz kılmadan nehyetti ve cenazeleri kabre koymadan da nehyetti bu üç vakitte. وَقَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ. Biz bunu zikrettik. بِاِسْنَادِهِ سَنَد۪يلَ ف۪ي مَا تَقَدَّمَ تَقَدُّمْ اَدَنْ. Yukarıda tekaddüm eden bahislerde min kitabına hâzâ, bu kitabımızda. E bu üç vakitte namaz kılmak mekruh, ölüleri de kabre koymak mekruh. Ama gece ölüleri kabre koymak mekruh değil. فَدَلَّ ذَٰلِكَ. Bu delalet etti ki اَنَّ مَا سِوَ هَذِي الْاَوْقَاتِ. Bu vakitlerin مَا سِوَاسِ بِخِلَافِهَا. Bunun hilafındadır. Bu üç vakitin gayrisi mekruh değildir. فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَوْتَى. Ölülere namaz kılmada. وَدَفْنِهِمْ. Defnetmekte. Evet, bunun hilafındadır. فِي الْكَرَاهَةِ. Kerahette. Bu üç vakitte mekruhtur. Diğer vakitler mekruh değildir. وَقَدْ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّسَنِيَ الْلَيْثُ عَنْ عَقِيلٍ حَاوَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا عبد الرزاق المعمر قال جميعا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال حضرت عروة حضرت عائشة روايته لديك حضرت عائشة buyurdular دفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حضرت علي دفن إلدي كمي فاطمة رضي الله حضرت فاطمة رضي الله عنها ليلا جيجلي. Orada iyi tutmamış etkiler. Evet. Hazreti Ali kerramallahu ve Hazreti Fatime'yi gece defnetmiş. Bu bir.
وحدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن أكير عن الزهري فذكر بإسناده مثله نصر بن مرزوق ده gene rivayet eyledi ki Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Fatıma radıyallahu anh her gecenin defnini dedi. فهذا علي رضي الله عنه işte Hazreti Ali لم يرى görmedi bir defni fil değil gece definde bersin de hiç görmedi. Hazreti Fatıma'yı defnetti. Caiz ki Hazreti Ali defnetti ama fakat keraheti işlemiş oldu belki. Keraheti işlese diyor Ashab-ı Kiram inkar ederdi. وَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de ona inkar etmediler ki sen gece niye defnettin demediler. وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ashab'tan hiçbir kimse gelip de ya Ali niye böyle yaptın gece defnetmek mekruhu değil. Niye gece defnettin demedi. Evet. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة dedi ki دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا حضرت أبو بكر de gece defnetmişler. Resulullah Efendimiz gece defnedilmiş. Hazreti Fatime gece defnedilmiş. Hazreti Ebu Bekir o da gece defnedilmiş. Ve haddesena Bekir bin İdris قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي عن عقبة أن رجلا سأله Ukbe'yi işittim ki bir adam Hazreti Ukbe'ye sordu ki اَيُقْبَرُ بِالْلَيْلِ Gece insan kabre konulur mu? فَقَالَ نَعَمْ Evet konulur. قُبِرِ اَبُوْ بَكْرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ فِي اللَّيْلِ Hazreti Ebu Bekir gece kabre konuldu. فَلَا نَرَى بِالْدَفْنِ لَيْلًا Geceliğin defninde biz görmeyiz imadı tahayyül diyor. بَأْسَنْ بَأْسْ görmeyiz. Yani terke evladır. Gündüze koyarsa daha iyi ama gece defnedilirse beis yok. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Bu İmam'ın kavli de budur. Beis yok. Ama gündüze terk ederse daha iyi olur. Başka. وَاللّٰهُ تَعَالَى عَلَمْ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ